Şimdi tabii şiirle başladık, şiirle devam edelim istiyorum ben. Tam kıvam bulmuşken, şiir okumak isteyen diye sormayacağım çünkü önceden ayarladık. Gerçekten çok güzel şiir okuyan, yeni keşfediyorum. İlk yani böyle bir program tertipledik. Yeni keşfetmemiz anlamında da çok iyi oldu. Tuğyan hocam teşrif eder misiniz? Birine okuma ön kabulüyle yaklaşmıştık ama daha sonra dedik ki niye böyle bir şey yapalım? Hani içimizden gelen şiiri okuyalım. Madem gün bizim günümüz, o zaman severek okuyabileceğimiz, hissederek karşı tarafa aktarabileceğimiz bir şiiri okumayı tercih edelim dedik. Emre Hocam da bu minvalde destekledi fikrimizi. O yüzden bir İsmet Özel şiir okumak istedim sizlere. Kendisinin bence birçok şiiri güzel ama bu çok güzel. Müsaadenizle. Heyecanlandım. O zaman bir alkış. İtaki, Maçi. Uzun yola çıkmaya hükümlüydüm. Beyazların yöresinde nasibim kalmadı. Yerlilerin topraklarına karşı suç işledim. Zorbaların arasında tehlikeli bir nifak, uyrukların arasında uygunsuz biriyim. Vahşetim. Beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı. Kendime dünyada acı bir kök tadı seçtim. Yakın yerde soluklanacak gölge yok bana. Uzun yola çıkmaya hükümlüydüm. Uzak nedir? Kendinin bile hücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım. Kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövmeler beni ele verecek. Cesur ve onurlu diyecekler. Halbuki suskun ve kederliyim. Korsanlardan kaptığım gürlek narı işime yaramıyor. Rençberlerin o rahat ve oturmuş lehçesinden tiksinirim. Boynumda bana yargı yükleyenlerin utancından yapılma mücevherler. Sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin. Mataram'daki suya tuz ekledim. Azığım yok. Uzun yola çıkmaya hükümlüydüm. Bir hayatı, ısmarlama bir hayatı bırakıyorum. Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakışta. Askerken kantinden satın aldığım cep aynası, bazı geceler çıkarken uçarı bir gülümseyişle takındığım muşla gibi lükslerim de burada kalacak. Siparişi yargıcılar tarafından verilmiş bu hayattan ne koku, ne yankı, ne boya taşımamı yasaklayan belgeyi imzaladım. Burada bitti artık işim. Ocağım yok. Uzun yola çıkmaya hükümlüydüm. Alkışlasak azdır. Tuğyan hocam, tabii bir öğretmenin öğretmen tanımı aslında nasıl bir öğretmen olduğunu ya da nasıl bir öğretmen olmak istediğini gösterir. Sizin öğretmen tanımınızı merak ettim ben. Zor olduysa şey yapın, soracağım. Peki atları nerede? Orada hepsi size tabii ki. Böyle bize hiçbir şey yok. Başlama gelişi yok. Öyle dememiştiniz ama. Başlamadan. Bilmiyorum ki. Sanırım biraz özveri, biraz ilham, biraz gayret, biraz da sevgiyle harmanlanmış bir kek gibi bir şey. Lezzetli.